Ben 1974 yılın Kasım'ın 10'da Tarık Özkan'ın yanına bahçıvan olarak girdim. Burası o zaman Enter Donat Bahçesi'ydi. 10 yıl önce söktük. Bu Burkot Bahçesi'ni kurduk. 20 dönüm 1000 ağacı var. Mandalina sezonu Eylül-Ekim'de başlar ama bunun sezonu Nisan'da hasat edilen bir mandalin türü. Mayıs-Haziran'a kadar yenebilen ve halkın tercih ettiği bir mandalin türü. Patron bu yüzden bu meyveyi bunun için dikmiştir. Oradan bir daha geliyor ama. 25 santim vuruyor. Oradan tekrar geliyor. Koltuk şeye çok hassas. Koltuk oraya. İki sene de hassas. Herkes yapamaz yani. Ama dalında en güzel. Hassas derken? Hassas, çok hassas. Çabuk hassas. Ben Adana'ya gitmiştim işte 4-5 yıl önce. Adana'da gördüm. Aralık ayında bunlar yeşildi daha. İşte orada hasadınız tarihini sorduğum zaman dediler ki işte Şubat 15'ten sonra hasat ediliyor dedi. Bizim bölgemizde de 15 Şubat'tan sonra mandalin kalmıyor. Fiyat yüksek oluyor. O yüzden denemeye karar verdim yani. Fiyatı 4 liraya kadar çıktı yani. Güz döneminde daha ucuz oluyor canım. 50 kuruşa kadar düşüyor. Yeni bir çeşit. O yüzden. Bir de bizim bölgemizde tercih etmemesinin sebebi bu -4'e kadar dayanıyor. Portakal -2'de falan dayanıyor. -4'ten sonra şey zarar görüyor portakal. O yüzden fiyat da yüksek olunca bahçeyi çevirmek için yaptım ben bunu. İleride şu portakalları keseceğim yani. Tabii çok daha iyi getiriyor. Portakalı 50 kuruş, 60 kuruş satıyoruz. Bunu 2,5 liraya sattık kilogramını. Geç olduğu için başında kalıyor, hiçbir şey yok. Mart'ın 20'sine kadar da kalsa kabarma yok, bir şey yok. Pazar değeri de yüksek, oldukça yüksek yani. Tadı da iyi, aroması iyi. Sonbaharda üretilen mandalina çok fazla para etmediği için şimdi ilkbahar döneminde Murkot olan bu mandalinamızı yaymaya çalışıyoruz. Çünkü Mart, Nisan, belki Mayıs'a kadar üretimi devam edecek ve pazar sorunu yok. O yüzden bu mandalinayı bu bölgemizde yaymaya, yeni dikinmeye 3-4 bahçemiz var şu an Kumluca ilçemizde. Hızla yaymaya çalışacağız inşallah. Çünkü neden? Pazarı gerçekten önü çok açık. Çünkü güz dönemindeki mandalina çok fazla olduğu için pazar sıkıntısı oluyor. Çok düşük paraya gidiyor. Şu anda yüksek paraya gidiyor. Yaz döneminde de mandalinalarımızı ihraç etmek için pazarı bol bir mandalinamız, Murkot cinsimiz. Bunu hızla yaymaya inşallah yayacağız. Şu an 3-4 bahçemiz var. Hızlı bir şekilde Kumluca'mızda bunu yaymayı düşünüyoruz inşallah. Bu çeşidimizin sayesinde de tüketicilerimiz hem sonbaharda hem ilkbaharda hem yaz mevsiminde sürekli mandalina yiyebilecekler. Altına bahçe. Her sene geçen yıl mı?